Sevgi dediğin şey nedir biliyor musun Nermin? Sevgi. Her şeyi koşulsuz kabul etmektir. Ben Nermin'i koşulsuz kabul ediyorum. Ben burada bizi izleyen tüm güzel dostları koşulsuz kabul ediyorum. Kimisi alkolik olabilir, kimisi madde bağımlısı olabilir, kimisi çok öfkeli, sinirli olabilir, kimisi fakir olabilir, çirkin olabilir, güzel olabilir diyeyim, fark etmez. Koşulsuz kabul ediyorsan sevgi insanısın. Sevgi insanıysan o zaman kendini seversin, bu şu demektir. Kendine değer veriyorsun. Kendine değer verdiğin zaman direkt burası çok önemli. Sen sana nasıl bakıyorsan Nermin, hayat sana öyle bakar. Bir daha söylüyorum. Sen sana nasıl bakıyorsan Nermin, Allah sana öyle bakar. Yani sen kendine zengin gözüyle bakıyorsan Allah seni zengin eder. Sen kendine sevgi insanı gözüyle bakıyorsan Allah seni her gün seven insanlarla donatır. Sen kendine ya ben işte acıların kadınıyım, acıların çocuğuyum diyorsan Allah seni acılarla donatır. Ve ben insanlardan nefret ediyorum diyorsan Allah seni nefretlerle donatır. Yani ben kendime hangi gözle bakıyorsam Allah da bana aynı gözle bakar. Dolayısıyla bizim zenginliğimizin birinci yolu kendimizin değerli olduğunu bilmek. Bak sana çok özel bir şey söyleyeyim Nermin. Buyurun hocam. Şimdi Allah bir şey istese onun önüne ona bir engel olabilir mi? O bir şeyi değil mi? Direkt anında olur değil mi? Ol der Peki ve olur. ol der ve olur değil mi? Allah hatta orada nasıl dedi? Kün feyekün. Kün ol demek. Kün feyekün ol dersen olur. Kün ol. Yekün olur. Yani ol dersen olur. Sen ne dersen olur. Ama sen ne ol diyorsun? Hastalığa mı ol diyorsun? Nefrete mi ol diyorsun? Kavgaya mı ol diyorsun? Yani o sırada bizim içinde ol dediğimiz şeyler neyi biliyor musun? Biz acı çekmeyi seven bir millet olmuşuz. Üzülmeyi seven bir millet olmuşuz. Ağlamayı seven bir millet olmuşuz. Biz ona ol diyoruz, orası oluyor. Ve direkt söylüyorum. Allah her yerde değil mi? Yaratıcı her yerde. Aynı zamanda içimizde. Şimdi eğer bizler bilseydik, kendime söylüyorum başta. Kendime söylüyorum başta. Bizler bilseydik Allah'ın bize olan sevgisinin milyonda birini, Allah'ın bize olan aşkının milyonda birini bilseydik istediğimiz her şeye kavuşurduk. Çünkü o zaman güven içerisinde olurduk. Ne O kadar zaman doğru nereye söylediniz gidiyorsak, hocam. yani biz neden zengin olamıyoruz biliyor musun? Nermin, bir, ne kadar çok sevildiğimizi bilmiyoruz. İki, sevmeyi beceremiyoruz. Sevmeyi becerebilen herkes zengin olur. Eğer bir insan 100 kişiyi seviyorsa, 10 kişiden nefret ediyorsa, o nefret etmesi bir, yani şöyle düşün, yemek yaptın, ya diyelim ki 1 kilo yemek yaptın. İçine 10 gram zehir kattığın zaman o yemek zehre dönüşür. Sen 100 kişiyi seviyor, 10 kişiden nefret ediyorsan zengin olamazsın. Fakirlik her yerine sarar. Çünkü o zaman içinde hınç olur, böyle nefret olur, kin olur ve o seni yani Yok mesela eder. şöyle düşün, insanın sevgisini şeye benzet prenses. Bir çiçeğe. Bir çiçek, bir gül güzel kokar ya. Gül herkese güzel kokar. Herkese. Oraya bir hırsız da gelse ona güzel kokar. Oraya bir kadın da gelse, erkek de gelse, çocuk da gelse, zengin de fakir de fark etmez. Herkese güzel kokar. İşte insanın da sevgisi öyle olması lazım. Şartsız, kuralsız sevgi. Şu an burada bizi dinleyen tüm güzel dostlara diyorum. Sevginizi gösterin, çok hızlı şekilde zengin olacaksınız. Ama önce kimi sevmeliyim? Önce bunu. Kendinizi. Evet ya bu kişiyi. Çünkü yaratıcı bu kişiyi seviyor. Allah'ın sevdiğini ben nasıl sevemem? Şimdi ben bu kişiyi seviyorsam bu ne demek oluyor? Bu kişi değerli demek oluyor. Ben bu kişiyi değerli görüyorsam öyleyse hayat bana değerli şeyleri önüme koyuverecek. Kendiliğinden koyuverecek. Bütün hayat şundan ibaret Nermin. İnançlarından. İnancın neyse hayat o. Direkt. Biz neye inandık? Bir maaşımız olsa dedik. Tam maaş verdi Allah bize. Fakir kalmasak dedik. Başımız sokacak bir evimiz olsa. O zaman başımız sokacak bir ev verdi sadece. Yani o alt taraf dediğimiz, o bilinçaltı dediğimiz taraf. İşte biz bunun için ne yapıyoruz biliyor musun güzel insan? Bir insan bir günde şu an bir saatte inançlarını değiştirirse anında hayatı değişir. Anında.
Ama şimdi bir insan gelmiş 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına. 20 yıldır çevresinde duyduğu olumsuz örnekler var diyelim ki. 20 yıldır duyuyor bu olumsuz örnekler diyelim ki. Ben de ona bir saat olumlu şeyler düşünmesi gerek dediğim anda pat diye değişmiyor. Bunun için ne yapıyoruz biliyor musun Nermin? Bunun için özel çalışmalar yapıyorum ben. Mesela Zenginin Şifresi diye bir çalışma yapıyoruz biliyorsun sen de katılmıştın. Zenginin Şifresi diye bir program yapıp orada 21 gün bilinçaltını değiştirme çalışması yapıyoruz. Ve çünkü mesela bir yemek yapacaksın ya, yemek yaparken işte bir formülü vardır o yemeğin ya da pasta yapmanın bir formülü vardır. Şimdi bizim de o frekans dediğin şey var ya güzel insan, enerji. Onun formülünü bildiğimiz zaman, frekans değiştirmenin formülü bildiğimiz zaman hayat elimize seri verecek. Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Evet hocam. Bir insanda değişim çabuk olurken bir insanda değişim niye uzun sürede oluyor biliyor musun? Niye, Tek neden hocam? sebebi, tek sebebi var. Bir insan inancını bir dakikada değiştiriyor. Bir insan inancını bir saatte değiştiriyor. Bir insan inancını 21 günde değiştiriyor. Başka birisi 3 yılda değiştiriyor. İnancını ne kadar hızlı değiştirirsen o kadar çabuk hayatın var. Çünkü şimdi düşünsene çocukluğumuzdan beri bize yapamazsın demişler. Olmaz demişler. Başarılı olmak kolay mı demişler. Mücadele etmelisin demişler. Savaşmalısın demişler. Şimdi bunları duyarak büyüdük ya ve direkt inandık onlara. Şimdi açıkçası Nermin ben sana şunu söyleyeyim güzel insan. Değişim bir anda olur. Bir anda. Yani su kaynıyor ya mesela suyu kaynıyor ya bir anda buhar olur. Ya da su bir anda buz olur. Şimdi ya da bir karanlıktasın ya şimdi bir odadasın diyelim ki ışığı açtım bir anda aydınlanır. Kapattım bir anda karanlık olur. Değişim bir anda olur aslında. Ama bazı insan işte diyor ki mesela ya nasıl ya şimdi ben 30 yıldır bunları bilerek büyüdüm. Şimdi bu adamın dediği doğruysa 30 yıldır bildiklerim yalan mıydı? Sorguluyor. Yani evet orası çünkü insan alıştığı şeyi bir daha yapmak ister. Mesela ben Azerbaycan'a gelince güzellik, bu arada senin şahsında tüm oradaki kardeşlerimize selam ve sevgimi sunuyorum. Orada beni çok güzel Teşekkürler. ağırladılar. Oraya varınca dedim ki ya biz Türkiye'de et yemiyormuşuz. Misafirperverliğiniz çok güzel, etleriniz çok güzel. Şimdi ve yani şunu dedim ben oraya vardığımda onu söyleyeyim. Ya ben Azerbaycan'da yaşayabilirim. Buradaki insanlar ne kadar sıcakkanlılar, ne kadar misafirperverler. Gerçekten çok etkilendim. Yani oradaki her bir insandan. Yani şey gibi geldi bana. Yani başka bir ülkeye değil de sanki bizim ülkede Samsun'a gitmişim gibi. Yani başka bir ile gitmişim gibi geldi. Onun için yani senin şahsında tüm oradaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Minnettarız hocam. Çok sağ olun. Sen sağ ol güzel insan. Ama ben bir şey diyordum unuttum. Ne diyordum? Hocam şimdi biz orada inançtan konuşuyorduk. Aniden değişim oluyor. Bir anda değişimden bahsediyordunuz. İşte şimdi bizim şunu sağlayabilmemiz lazım güzel insan. İnancını kim hızlı değiştirebilirse o hayatını değiştirir. Bütün hayat bizim inancımızla doğru orantılı. Şimdi ben kendimi nasıl görüyorum, sen kendini nasıl görüyorsan bütün hayat onunla doğru orantılı. Amerika Başkanı olabilir misin? Eğer buna layık görmüyorsan olmuyorsun. Azerbaycan Başkanı olabilir misin? Kendi içinde buna inanç var mı? Yoksa olmuyor, varsa oluyor. Bu kadar. Ama bunu mesela şu an diyorum ya, nasıl inanacaksın? Hadi inandır bakalım kendini. Mesele kendimizi inandırabilmek. İnandığımız anda inanç kendini gerçekleştiren kehanettir. Mucize nedir biliyor musun? Bak, ben bir çalışma yapacağım. Onu hazırlıyoruz şimdi. Yani mucizeleri 7 günde kendine çek, mucizeleri 3 günde kendine çek gibi bir çalışma yapacağım. Mucize nedir biliyor musun güzel insan? Mucizenin olacağına inanmaktır. Ve ben arkadaşlarıma, mesela zenginliğin şifresine katılacak arkadaşlarıma ilk cümlem şu olacak. Gerçekleştirmek istediğiniz mucizeleri yazın. Nermin hangi mucizeyi gerçekleştirmek istersin? Onları yazın ve öyle gelin zenginliğin şifresine. Ve sonra o zenginliğin şifresi bitmeden deyin ki, evet ben bu mucizeleri gerçekleştirdim. Ama oraya yazdığın mucizeleri yapacağına inanmıyorsan kimse bir şey yapamaz. Mucize yapabileceğine inanmaktır. Şimdi ama ben dersem ki çalışacağım. Mesela düşünsene prenses. Çiftçiler çok çalışır. İşçiler çok çalışır. Temizlik işçiler çok çalışırlar. Hangisi zengin?
Çalışmakla zenginliğin bir alakası yok. Bak direkt senin konunda alakası var. Zenginliğin direkt frekansla alakası var. Sen zenginlik frekansında mısın, yoksulluk frekansında mısın? Sen değerlilik frekansında mısın, değersizlik frekansında mısın? Sen sevgi frekansında mısın, nefret frekansında mısın? Senin frekansın neyse, çünkü benzer enerjiler bir arada olacak. Sende zenginlik frekansı varsa bu enerji olarak, o gidecek, daha zengin enerjilerle buluşacak. Yani şöyle düşün güzellik, nehir diye bir şey var değil mi? Nehir. Neyle buluşuyor? Denizle buluşuyor. Ama kendine benzeyen bir şey ama daha büyük bir şey. İşte bende de zenginlik frekansım var. Daha büyük bir zenginlikle buluşacak. Nefret frekansım var. Kavga frekansım var. Daha büyük bir kavgayla buluşacak. Yani bazı insanlar görürse kavgacıdır, mücadele ediyorlar, savaşıyordur falan. Sonra hani şey, hatta şu denir, su testisi su yolunda kırılır. Kavga eder, kavga eder, bir gün ölür ve der ki bize su testisi su yolunda kırılır. Bizim frekansımız neyse, biz yani bir, her şey bir titreşimden ibaret mi? Bizim düşüncelerimiz de bir titreşim. Hatta net söyleyeyim, dünyanın kendisi bir titreşim. Evrenin tamamı bir titreşim. Şimdi her şey bir titreşim, bir frekans yani. Her şey bir frekanstayken ben hangi frekanstayım? Bak sabah ne oluyor biliyor musun? Sabah frekans. Bak sabah. Yarın sabah düşün. Senin kapını zenginlik çalıyor. Kapını çalıyor. Sen de sabah diyorsun ki ya krediyi nasıl ödeyeceğim? Şimdi sabah zenginlik frekansı geldi ya, senin frekansın neydi? Borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Diyor ki frekans, bu bize uygun değil diye başka kapıya gidelim. Sonra kapını işte kapını bu defa öfke frekansı çalıyor. Geliyor, sen de o sırada annene kızıyorsun diyor. Öfke. Aa diyor, tamam. Bu tam bize uygun. Gelecekten, kader dedik ya prenses. Gelecekten bize binlerce kader aynı anda sabah kapımızı çalıyor. Hangi frekansa ben uygunum? Mutluluğa mı, sevgiye mi, zenginliğe mi? Hangi frekansa uygunsam o beni alıyor ve götürüyor. Onun için şey deriz biz, güzellik. Daima mutlu mutlu. Daima neşeli neşeli. Daima coşkulu. Daima. Yani bir an sinirlenmeye gerek yok. Ve hani işte arkadaşım bir şey yaptı, sinirlendim. Tamam, fakirliği çekiyorsun. Ve bu senin alanın olduğu için bunu açıklıyorum güzellik. Yani sen frekans konusunda uzman olduğun için bunu açıklıyorum. Yani benim frekansım neyse o bana gelecek. E ben şimdi frekansımı bilmiyorum. Ne yapacağım? İşte frekans bilene git. Evet. Frekans, değil mi? Öyle değil mi? Yani şimdi bir hastalandın değil mi? Midende problem varsa mide doktora gidiyorsun. Dişinde ya da matematik öğreneceksin. Matematik öğretmeni gidiyorsun. Öyle değil mi? İşin ustasına gidiyorsun. Çünkü Allah sistemi öyle kurmuş. İnsanları yaratmış, başına bir peygamber koymuş. Koyunlar başına bir koç koymuş. Her şeyin başında bir lider var. E şimdi sen bir konuda usta değilsen, yani bilinçaltı değiştirme konusunda usta değilsen, o zaman bilinçaltı uzmanına gitmemiz lazım. Frekansımı değiştirmek istiyorum. Usta değilsen frekans değiştirecek bir insana gitmem lazım. Ve sonra diyorsun ki benim hayallerim çok büyük. Tamam, gel seansa frekansın değişir. Ama para veremem. Ya çok büyük hayallerin varsa neden onun için bir şey vermezsin? Yani eğer çok büyükse, basitse kim vermez biliyor musun? Nereden? Kim kendi hayalleri için bir şey vermez? Kendisini değersiz gören. Kendisini Fadime Kolitek rozet alıyorsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada kimler rozet alıyor bilmiyorum da sana düşüyor mu bilmiyorum. Güzel insan. Bazı arkadaşlar rozet alıyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nermin, ne zaman Azerbaycan'a geliyoruz? Ne zaman isterseniz hocam. Ben size her zaman konuk etmeye hazırım Azerbaycan'da. Ya orada bir kamp yapmak istiyoruz. İnşallah o Azerbaycan'da çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var benim. İnşallah orada güzel bir kamp yapalım. Ve orada o kampta 24 günlük bir kamp olsun. Bir otelde. Bu o zenginliği tüm arkadaşlarımızın bilinçaltına, hücrelerine yerleştirelim. Çok güzel translar yapıp. Çok güzel olur hocam. Çok güzel olur. Eminim ki yani Azerbaycan, biz de bunu çok isteriz. Azerbaycan'dan sizi seven çok büyük bir kitle var. Hocam yakin bunu biliyorsunuz zaten. Söylemeye gerek yok hocam. Mutlaka ne zaman isterseniz hocam yapalım böyle bir şey. Yani isterseniz bu yıl, isterseniz 2023'te. Eminim ki siz bize çok büyük enerjiler yapacaksınız hocam. Yani ben Azerbaycan'a gelip hep koşarak geliyorum. Orada çok sevdiğim dostlarım var. Orada İbrahim abim var. Çok severim. Çok değerli bir insan. Yani çok fazla insan var da. Şu an hangi mesela Mirzayev'e de yazıyor şu an.
Çok değerli insanlar var. Ben gerçi Azerbaycan'da değersiz kimseyi görmedim. Herkes harika. Herkes Evet. tatlı. Yani inşallah tabii oraya ben hep geldiğimde bakıyor gelmiştim güzel insan. Genci yapılan diğer yere de inşallah diğer yerleri de ziyaret ederiz. İnşallah hocam, mutlaka inşallah. Zaten biz de aynen Türkiye'ye geldik de yani bir yad yere gelmiş gibi asla hissetmiyoruz. Yani içi dışlı ayık. Biz de sizlere çok istiyoruz hocam. Arkadaşların sorusu varsa sen yorumları okuyabiliyor musun? Güzel insan. Evet, ben okuyabiliyorum yorumları. Evet, arkadaşların sorusu varsa da alabilirim, senin sorun varsa da alabilirim. Yoksa çay kahve muhabbetine başlayacağız. Size ben okuyayım mı soruları? Yani şimdi siz az önce bana öyle söylediniz. Ben konuşmak, sizden izin almadan konuşmak istemiyorum hocam. Siz bana konuşmayın, konuşayım. Hocam ben soruları okuyayım mı size, okumayayım mı? Bak, şöyle yapalım güzel insan. Şimdi tamam. Mesela burada başkaları yokmuş gibi konuşalım, tamam mı? İki arkadaş olarak. Yani diğer arkadaş bizi izlemiyormuş gibi yapalım. Ben soruları okuyayım okumayayım? Yani size nasıl uygun olursa öyle yapayım hocam. Yani sana uygun gelen sorular oku. Yani sana hoşuna giden her biri uygun sorumlu gelir hocam. Zaten güzel güzel sorular yazıyorlar bize bu saatte, bizi izliyorlar. Yani bakayım hangi soru. Hocam yani bir şey itiraf edeyim. Burada sorudan çok teşekkür, minnettarlık var. Ben de hepsine minnettarım. Güzel dostlar. Şu an şöyle diyelim, başkaları için istediğimiz her şey, hayat her zaman karşılık verir arkadaşlar. Nermin, hayat her zaman karşılık verir. Nermin, bu cümleyi sana söyleyebilmem lazım. Sen şimdi yorumlara takıldın. Ben sizi dinliyorum hocam. Tamam. Nermin, hayat her zaman karşılık verir. Sen hangi frekansı gönderirsin, o frekansı geri gönderir. Şimdi hem buradaki arkadaşlar, hem ben, hem sen aynı anda şöyle bir şey diyelim, olur mu? Diyelim. Şu an sen içinden söyle. Arkadaşlar herkes aynı anda cümle. Çünkü aynı enerji, aynı frekansı gönderelim. Tamam. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların hayallerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların hayallerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan tüm güzel dostlara diyorum ki, Nermin Hanım'ın ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen sizler olan saygımızı, sizler olan sevgimizi kabul edin. Bizim için çok değerlisiniz. Evet. Çok yani buradaki arkadaşlar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel sözler yazıyorlar hocam izleyicilerimiz. Yani ben baktım bir soru bulamadım. Herkes teşekkür yazıyor halihazırda. Evet, ben teşekkür ederim. Zaten konuştuğunuz için aydınlattığınız bir soru kaldığını düşünmüyorum hocam. Estağfurullah güzel insan ya böyle. Yani başka konuyla da alakalı olur. Yani sadece zenginlik değil, işte çocuklarımız olur, başka problemlerimiz olabilir. İnsan zihniyle, insanın enerjisiyle olan her şey, her konuda cevap verebiliriz. Halit hocam, biri yazmış ki aynı döngüleri yaşamak. Evet. Aynı döngüleri yaşamak. Evet. Yani onu sormuş ki neden yani aynı döngüleri yaşıyoruz? Çünkü aynı inançlarımız devam ediyor. Yani bir insan mesela şöyle düşünsene güzel insan. Mesela köpekten korkuyor bir insan. 7 yaşında köpekten korktu bir insan diyelim ki. Köpek yani yırtıcıdır ya da köpek zarar verir inancı insanın şuna bir bakarsam teşekkür ederim. İnsanın köpek vahşidir ve zarar verir inancı 7 yaşında varsa 10 yaşında da var. 20 yaşında da var. Hep var. Dolayısıyla hep korkuyor. Hep aynı döngüyor. Çünkü bizim hayatımız bilinçaltı, o bilinçaltında ne varsa aynısını yaşayacağım ben. Değil mi? Öyle değil mi? Yani terk edilme duygusu varsa, mesela diyorum çocukken annem babam beni yalnız bıraktı bir yerlerde. Terk edilme duygusu var, hep terk edileceğim. Yani ihanet edilme duygusu varsa hep ihanet edileceğim. Benim inancım neyse hayat onu bana devamlı gösterecek. Döngüyü ne zaman kırabilirim? İnancımı değiştirdiğim zaman. Değiştirdiğim zaman. Ya mesela sonucu ben değişmek istiyorsak hocam, bir şey yapmalıyız burada. Evet. Yani sonuçları evet, değişmek yani için biz hareketlerimizi değişmeliyiz.
Yani işte o inancı değiştirdiğimiz zaman hareketimizi de değiştirmiş oluyoruz. Davranışımızı da değiştirmiş oluyoruz. Hocam bir hanım yazmış ki ben oğullarımdan çok narahatım. Oğulları fazla düşünüyorum. Galiba itirmek korkusu var. Sorusu ne? Yani, bu neyle alakalı? Oğullarımı çok düşünüyorum. Evet, oğullarından çok narahat. Oğulları var ve sürekli onu düşünüyor. Çocukları mı kaybetme duygusu var kadından anladığım kadarıyla? Yani şöyle güzel insan, bir insanın kendisi nasılsa dışarıya bakışı da öyledir. Dışarı bizim aynamızdır. Yani bir insan kendine güvenmiyorsa çocuklarına da güvenmez. Kendine güvenmiyorsa eşine de güvenmez. Kendine güvenmiyorsa arkadaşına da güvenmez. Kendine güvenmiyorsa patronuna da güvenmez. Yani bir insana diyor oğullarım çok diyor. Oğullarım neden düşünüyorsun? Eğer onlar başına bir iş getirecek diye düşünüyorsan demek ki kendini güçsüz hissettiğin için çocuklarını düşünüyorsun. Kendine güveni tam olan bir insan çocuklarına da güveni tam olur. Oğullarına da güveni tam olur. Yani aslında biz şöyle düşünmemiz gerekiyor Nermin. Dışarıya baktığım her şey benim içimin yansıması. Yani benim içimde nerede yara varsa oradan görüyorum ben hayatı. Hocam çok haklısınız. Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum hocam. Ben her zaman bunu yemekle alakalandırıyorum. Mesela şimdi bir yemek olsa karşımızda ve o yemeğin içinde böyle bir limon tadı gelse bize. O limon tadını, limonu yiyen insan anlar. Limonun tadını bilen insan o yemeği yiyince ne anlar ya? Bunun içine kimse limon koydu. Şimdi bir insan düşünelim ki o hayatı boyunca limonun tadını bilmiyor. O da o yemeği yiyor. Sizce limonun tadını fark eder mi hocam? Ona söylesek ki o yemekte limon var mı? Bize diyor ya hayır. Bilmiyorum. Evet. Yani kim neyi biliyorsa aynen siz söylediğiniz gibi hocam. Yani ne varsa onu da görmeye başlıyoruz. Zaten olmayan bir şeyi asla başka birinde biz görmezdik, anlamazdık. Yani öyle bir şey yazmıştı kaybetmeyle ilgili. Kaybetmeyle ilgili hocam biz Azerbaycan'da çok seanslar yaptık. Yani Azerbaycanlıların birçoğunda ben bunu yani seans geçtiğim pasiyetlerime ait ediyorum sadece. Yani seans geçtiğim hastalarıma bunu ait ediyorum. Kimi ki ben kaybetme korkusunu işledim hocam. Onların 90%'inde bir yaşam amacı yoktu. Yani her şeyleri vardı hocam. Arabaları, evleri, babaları tarafından, anneler tarafından, işleri. Hayatlarında bir amaç yoktu. Bunun için bilinçaltı bir amaç edinmişti onlara. Ya anneni kaybetmek, ya babanı, ya eşini, ya çocuğunu. Ve i̇şte şimdi, onun içinde şimdi, onların her şeyi var ama buyurun buyurun hocam. Özür dilerim. Sözünü unutma güzel insan. Çok bir yer, güzel bir yere söyledi. Şimdi mesela kaybetme korkusu var değil mi? Şimdi kaybetme korkusu olduğu zaman odağım nerede, frekansım nerede? Kaybetmedi. Kaybetmedi. O zaman Allah diyor ki o zaman kaybetti hocam. Eğer odağım kazanmada olursa Allah kazanmayı verecek. Bunun için biz şöyle deriz Nermin. İstemediklerinizi değil, istediklerinizi söyleyin. İstemediklerinizi değil, istediklerinizi söyleyin. Yani ben oğlumu kaybetmeyeyim değil, oğlumla daha fazla vakit geçireyim, oğlumu kazanayım, oğlumun evliliğini göreyim, işini göreyim. Biz işte o mesela kaybetme korkusu değil mi? Yani mesela normalde kim o korkuya sahip olur? İşe varsa elinde değil mi? Elinde bir işi varsa. Evet, evet. Şimdi mesela benim hayatımda elinde şöyle oldu ne yerim? Üniversiteyi bitirdim. Sonra bir şirket kurdum. Çok zengin oldum bir yılda. Çok para geçince şey dedim ya kaybedersem ne olacak, kaybedersem ne olacak, kaybedersem. 2 yıl sonra kaybettim hepsini. Hepsini kaybettim ya. Bir şey yok. Bu defa şey demeye başladım. Nasıl kazanacağım, nasıl kazanacağım, nasıl kazanacağım. 2 yıl sonra çok para kazandım yeniden. Yeniden çok para kazanınca bu defa şunu dedim yine. Ya bu defa kaybetmeyeyim, bu defa kaybetmeyeyim, bu defa kaybetmeyeyim. Yine kaybettim. Odağımı kaybetmeye verdim de kaybettim, kazanmaya verdim de kazandım. Şu anda hep şey diyorum. Daha fazla nasıl kazanacağım, daha fazla nasıl kazanacağım, daha fazla nasıl kazanacağım. Yani şimdi söylediğin şey çok doğru güzel insan. Yani ben tüm arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Ya lütfen kendi güzelliğiniz için, kendi tatlılığınız için, bu hayatın efsane olması için odağınızı istediğiniz şeylere verin. İstemediğinize değil. Ya diyelim ki Azerbaycan'da bir ahlaksız bir adam var. Diyelim ki sokağında ahlaksız bir adam var. O ahlaksız adama odağını verirsen o ahlaksızı büyütürsün ve çevrenin çok fazla ahlaksız toplanmaya başlar. Sen orada ahlaklı odağını ver. Güzeli odağını ver. Yani hayatımız her şey var değil mi? Evimizde tuvalet de var, işte salon da var, mutfak da var. Odağını nereye veriyorsan orayla yaşayacaksın.
Ya bu hayatta da, bu hayatta da mesela gül var değil mi, ama diken de var. Şimdi birisi gidiyor mesela bahçeye. Düşün Nermin, bahçeye gidiyor, gül alıyor. Aa diyor, bir sürü diken var ya, bu nasıl bir şey diyor. Başka birisi de diyor ki, aa diyor, bir sürü dikenin içinde ne kadar güzel bir gül çıkmış. Bu ne kadar güzel bir gül. Birisi odağını güle veriyor, birisi odağını dikene veriyor. Hayatta frekans da diyor ki bize, ben diyor ne istersen onu veririm. Sen dikene mi odaklandın? Dikeni vereyim sana. Güle odaklanmışsan gülü vereyim. Zenginliğe odaklanmışsan zenginliği vereyim. Fakirliğe odaklanmışsan fakirliği vereyim. Biz en büyük kaybımız şu bizimki Nermin. Biz zenginliği isterken içimizden fakirlik duygusu geçiyor. O korkudan dolayı fakir oluyoruz biz. Ama o tarafa odaklanmayıp yani sadece zengin. Mesela şu an düşünsene biz ne kadar zenginiz Nermin ya. Bak şu anda 850 tane arkadaşımız bizi izliyor. Bundan daha büyük bir zenginlik olur mu? Evet hocam, bu da Yani zenginlik. şimdi biz bu eğer 850 arkadaş bizi izliyor diye sevinir, teşekkür edersek yarın bakarsın bu 8000 olur. Ama biz bu 850'ye bakarken ya başkalarının niye 3000 kişi, 5000 kişi oluyor da bize 800 kişi oluyor diye öfkelenirsek bu defa daha fazla aşağı doğru gider. Odağımız azaysa azalır. Odağımız çokay ise çoğalır. Çok haklısınız hocam. Hayır hocam, izniniz olursa ben burada bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Hocam, zenginliği insanlar yalnız iktisadi mevzuda bildiler. Yani bir ara öyle biliyordular ama şimdi yani sizin gibi güzel ustaların timsalinde artık sevginin, diğer şeylerin de zenginlik olduğunu anlamaya başladılar. Bu örneği de vermeniz beni çok sevindirdi hocam. Yani zenginlik sadece iktisadi bir para birimi değildir. Diğer şeyler de zenginliktir. Arkadaşlığımız, sağlığımız, çok sevdiğiniz eşyalar, çok sevdiğiniz bir müzik. Zaten bunların hepsi bir zenginlik, bir zenginliğin işareleri. Lakin biz zenginliğin simbolünü sadece bir para birimi olarak biliyoruz. Mesela 100 dolar. Yani zenginlik bu değil. Mesela sizinle bizim sohbetimiz, sizin çay içmeyiniz, her biri hocam, bunlar her biri bir zenginliktir. Zaten bu, siz dünyanın bir başındasınız, biz bu taraftayız. Yani bu tür iletişim, yan bayanay gibi bir sohbet etmemiz, bunlar da çok büyük zenginliklerdir. Aynen siz söylediğiniz gibi hocam, her şeye bir zenginlik gözüyle baksak ki bu da zenginlik, bu da zenginlik. Ve en sonunda göreceğiz ki evet, yani hayat bizim o dediğimiz miktar ne kadardı? Sen ne kadar kullanmışız? 1 milyon mu? 5 milyon mu? Onu hayat bizim karşımıza vermeye başlıyor. Ona göre de her şeye bir zenginlik gibi bakmalıyız. Zaten öyle. Zaten zenginlik sadece bir iktisadi durum değildir. Şimdi sana gizli bir özellik daha söyleyeyim Nermin. Bir insan neden zenginliği ister? İki şey için. Aha. Bir sevilmek için, iki güçlü görünmek için. Yani bir kısım insanlar parayla güçlü görünür ve bir kısım insanlar parasından dolayı sevilir. Yani aslında para bir noktada insana bir saygınlık kazandırıyor da ona sahip olmak ister, tamam mı? Şimdi eğer bir insan güçlü ise ve seviliyorsa, sevgi dolu ise para kendiliğinden gelir. Bir insan kendini güçsüz hissediyorsa elindeki parayı da kaybeder. Bir insanın, bak en büyük ileri, mesela şu an düşünsene diyorsun dünyanın bir tarafındayız değil mi? Farklı farklı ülkeler değil. Aynı anda konuşabiliyoruz. Bu çok büyük bir güç. Öyle değil mi? Evet, Şimdi tabii biz ki. insan olmuşuz. İnsan olmuşuz ve Allah'ın halifesiyiz. Bu çok büyük bir güç. Bizim bir kalbimiz var. Nermin biliyor musun? İnsan hariç hiçbir varlıkta bizim gibi bir coşmak yok. Bizim gibi bir neşeli olmak yok. Ya biz coşabiliyoruz. Neşeli bir, biz aşık olabiliyoruz. Yani bu nasıl büyük bir güç? Şimdi bunları hisseder, gücümüzü fark edersek para bize koşarak geliyor. Sevildiğimizi hissedersek para bize koşarak geliyor. Ama güçsüzlüğü ve sevgisizliği hissedersek elimizdeki var olanı da kaybediyoruz. Aslında para dediğimiz şey bizim İçimizdeki sevgin ve gücün birazcık maddeleştirmiş hali. Haklısınız. Gerçek sevgi ve gücü olmayanlar paraya sığınmaya çalışıyor. Ama Yunus Emre niye parası olsun ki? Barış Manço'yu tanır mısın? Evet hocam. Barış Manço zengin niye olsun ki? Zaten çok seviyoruz. Zaten çok güçlü. Tüm dünya seviyor Barış Manço'yu. Bu insanın param olsun diye bir derdi olmaz. Çünkü hem güçlü hem de seviliyor. Sezen Aksu hem güçlü hem seviliyor. Neden illa ki param olsun diye derdi olsun ki? Ama eğer ben kendi insanlığımla,
kendi karakterimle sevilemiyorsam, kendi insanlığımla güçlü olamıyorsam, bu defa diyorum ki parayla güçlü bir örneğim. Evet. Nasılsınız hocam? Yani hocam bir dönem paramız olsa kendimizi nasıl hissederdik? Sevgi dolu mu, güçlü mü? Şimdiden öyle hissetmeliyiz. Şimdi evet. O hislere sahip olmalıyız ki para bize akmaya başlasın. Yani biz özümüz gücü olmalıyız, biz özümüz sevgi olmalıyız ki para onlara gelsin. Mesela az önce fark ettin mi? Burada birileri rozet alıyor. Rozet alıyor. Ya bu ne demek biliyor musun? Rozet almak demek. Ben cömertim, veriyorum demek. Hayat verene verir. Mesela nefes veriyoruz ya canım. Nefes veriyoruz. Nefes verdiğimiz için nefes alabiliyoruz. Sana birisine aşık oluyorsun. Ne biliyorsun? Sevgi veriyorsun. Sevgi verdiğin için sevgi alabiliyorsun. Ne verirse insan onu alır. Ve bir insan neyi verebilir biliyor musun Nermin? Sahip olduğunu verebilir. Eğer bir şey, mesela bak para, bir insana sahipse insan parayı veremez. İnsan paraya sahipse parayı verebilir. Bak bazı insanlara para sahip. Bazı insanlara para kullanıyor. Bazı insanlar da parayı kullanıyor. Mesela Cemil Aydoğan çok cömert değil mi? Çok belli. Bak bize güller gönderiyor. Ne demek o? Bana da diyor gül verin. Ben gül verilmesi severim. İnsan yani ne verirsek biz hayata karşı. Hayat çünkü aynı frekansı geri verecek bize. Yani eğer ben nefret veriyorsam nefreti geri verecek. Sevgi veriyorsam sevgiyi verecek. Para veriyorsam parayı geri verecek. Bir de nasıl verecek biliyor musun Nermin? Kat be kat. Kat be kat. Bak nasıl biliyor musun? Bir tohum attığın zaman milyonlarca tohum verir. Yani sen bir tohum attığında geri bir tohum gelmiyor. Allah o kadar cömert ki sen bir tohum verdiğinde milyonlarca tohum veriyor. Hatta ben şöyle bir şey bir ara böyle bir şey inanıyorum. Bir verdiğinde yani sen diyelim 100 lira birisine yardımda bulundun ya da 1000 lira yardımda bulundun. Allah sana 900 katını veriyor. 1000 lira yardım edene 900 bin lira gelir. 100 lira yardım edene 90 bin lira gelir. Yani ne kadar zengin olmak istiyorsan o kadar cömert olmak. Onun için de mesela biz az önce seninle beraber dua ettik değil mi? Buradaki arkadaşlarımızın hayallerinin gerçekleşmesine niyet ettik. Bu ne demek? Diyor ki ben böyle bir dua ettim mi? Hemen hayat diyor ki sen buradaki 900 kişiye dua ettin. 900 kişilik sana enerji gelmesi lazım. E bir de 900 katı gelecekti zaten. O kadar kolay ki. Yani tabii kim dua edebilir? Sadece sevgi dolu olanlar başkalarına dua edebilir değil mi? Yani içinde eğer egoluysa, bencilse hep ben alayım ister, hep ben kazanayım ister. Evet hocam. Benim hocam Ronda Behrman'ın çok sevdiğim bir sözü var. O her zaman söyler ki her şey komşunu kendin kadar sevdiğinde başlar. Yani insanlar ayrıca komşularını pek sevmezler ya. O her zaman söyler ki her şey komşunu kendin kadar sevdiğinde ve komşuna kendin kadar dilediğinde olur. Onun için de çok haklısınız hocam. Biz ne kadar verirsek o kadar alırız. Bu para konusunda da böyle. Zaten bu dini bir konu yanlış hatırlamıyorsam. Biz sana 40'ını verdikse onun 39'u senin. O birini mutlaka sadaka kimi vermelisin. Yani her zaman kazancımızın 10% mutlaka başkalarına vermeliyiz. Halit hocam, burada arkadaşlarımızdan bir soru geldi hocam. Yani şimdi yazıyorlar, ben bunu sizden sormak isterdim. Bakın hocam, herkes hem Azerbaycan'dan hem Türk arkadaşlarımızdan birçoğu yazıyor ki biz inanıyoruz, kocalarımız inanmıyor. Sanki biraz erkekler bu mevzularda direnç gösteriyor hocam. Bizde de böyle bir şeyler aynen oluyor. Kadınlar böyle gizli gizli katılıyorlar, gizli değişimler yapıyorlar. Erkeklerin bir kısmı sanki... Burada da yazdılar ki yani inanmıyorlar sanki kocaları biraz. Yani kadınlar daha çok inanıyor hocam. Erkekler biraz. Kadınlar daha coşkulu, daha emosyonal. Bak neden şöyle Nermin? Çünkü kadınlar hep toprak diye anılır. Hani toprak ana deriz. Ve her şey kadınlar yani topraktan çıkar ya her şey. Üretim kadınlara aittir. Yani şimdi erkekler, ya ben de bir erkek olarak söylüyorum, biraz egoludur. Ya ben onları biliyorum modundadır biraz. Ama dikkat et, erkekler bu işin içine bir girdiği zaman da sonra bir bakarsın erkekler çok hızlı yükselir bir defa inandığı zaman. Çünkü erkekler savaşçıdır, savaşmayı sever. Daha fazla nereye, daha fazla nereye, daha fazla nereye. Şimdi
Ama her yerde kadınlar çok yine yani. Sadece burada değil yani. Bir alışveriş merkezine gidiyorsun, orada da kadınlar çok. Sinemaya gidiyorsun, orada da kadınlar çok. Sokağa çıkıyorsun, orada da. Kadınlar her yerde çoklar. Allah razı olsun. Yani ama onu çok hani kadın erkek diye çok görmeyelim. Ama zaten her yerde çoklar. O yani sadece bizim alanda değil. Hangi tarafı gidersen git, kadınlar her yerde baskınlar. Çünkü bir üretim varsa o ilk önce kadından olması gerekiyor. Yani bir eve gittiğinde yemeği anne yapıyor değil mi? Kadın yapıyor. Ya da Değişimde çocuğu anne kadından başlar doğuruyor. hocam yani. Evet. Yani çünkü mesela kadın yaratım itibariyle yumuşak ya. Yani mesela bir bebek doğdu ya ne yumuşak ne diyor? Hayat başlıyor. Bir ağaç fidan yeni diktin ya yumuşaktır fidan. Niye? Hayat başlıyor. Kadın yumuşak olduğu için erkeklerden 15 yıl daha uzun süre yaşıyor ortalama, dünya ortalaması. Evet hocam. Yumuşak olduğu için her yere daha hızlı adapte oluyor. Erkek biraz daha kadına göre sert, biraz daha esnemesi güç. Ama bir defa esnediği zaman da hiç bırakmıyor. O sorunu biraz fazla sordular. Onun için sizden sormak istedim. Halil Hoca cevaplandırdı bizim sorumuzu. Herkes size çok teşekkür ediyor. Ben de çok teşekkür ederim hocam. O kadar keyifli bir sohbet ediyoruz ki sizinle burada. Çok teşekkür ederim. Uzun süredir Azerbaycan'dan birisiyle sohbet etmiyordum. Çok mutlu oldum diyelim. Seni de tanıdığıma çok mutlu oldum. Davet ettiğin için de çok şerefsizdim. Çok teşekkür ederim. Böyle enerjin çok güzel, tebessümün çok güzel. Bir de frekans konusunda usta olman ayrı bir durum. Bir şöyledir. Yumurta içeriden kırılırsa Nermin, hayat başlar. Tohum içeriden çatlarsa bitki ya da doğum yani hayat başlar. Dışarıdan kırılırsa hayat biter. Onun için bizi dinleyen arkadaşların şunu hissetmesi lazım. Ben bunları duydum ama içimde ne oldu? Ya ben kendi içimden onu çıkartmam lazım. Yani o içte bir filizlenme olması önemli. Yani ben buradan, çünkü mesela şu an bizi dinleyen arkadaşlar dinliyorlar ya, dinledikleri zaman de hoşlarına gider, hoş sohbet derler. Ama bu dinlediklerinden hoşuna giden şeyleri yazarlarsa ilim olur. Ve bunu hayat boyu kullanırlar. Yazdıkları zaman artık onu derler ki ben bir ilim öğrendim ve ömür boyu artık bilinçaltlarına yerleşir öğrendiği şeyler. Ama dinleyip geçerlerse sohbet güzeldi derler. Evet, çok güzel anlattınız hocam, çok haklısınız. Şimdi herkes mutlaka sizin dediğinizi yapmaya başlayacaktır hocam. İçinden almaya İnşallah evet. başlayacaktır bunu. İlk önce şunu yapın güzel dostlar. İlk önce gerçekleştirmek istediğiniz mucizeleri yazın. Gerçekleştirmek istediğiniz mucizeleri yazın. Ben o konuda şöyle bir söz verdim. Zenginliğin şifresi yani 2 ay dedim bugün. Bugün 2 ay sözü. Yani şu an yazdınız ya 2 ay gibi bir sürede tüm mucizeler gerçekleşsin. Bunun, o zenginliğin şifresinde sırf bunun için çalışma yapacağım güzel insan. Yani neler yazdık ve neler İnşallah gerçekleşti gerçekten. halledeceğim. Yazmakla alakalı hocam, ben aynen sizin dediğiniz gibi arzuları bir kağıda yazmak. Siz tabii bunu daha benden iyi biliyorsunuz. Orada hocam bir şey vardı. Diyor ki nasıl ki biz bir insanla konuşurken onun hayallerini bildiğimiz zaman onu sanki daha çok sevmeye başlıyoruz ve onun hayalini gerçekleştirmeye başlıyoruz. Şimdi hocam mesela siz bana deseniz ki Nermin, tam Azerbaycan'dan sizin milli bir yemeği istiyorum. Bana bir hayalinizi söyleseniz ne olacak hocam? Ben sizi kendime daha yakın bileceğim ve o hayali gerçekleştirmek için bir yollar arayacağım. Bu canlı yayın bitse de bir yolla ya, ben Halil Hoca'ya bunu nasıl göndereyim diye bir yolla arayacağım. Ve biz arzularımızı bir yere yazdıkta da o zaman da kendi kendimizle konuşuyoruz. O zaman da kendi kendimiz o kendinin arzusunu realleştirmek için her bir şey yapıyor. Yani o mucizeleri hayatımıza çekmek için her bir şey yapıyor. Onun için de size katılıyorum mutlak şekilde. Hangi Yani, mucizelerin hayatımızda olmasını istiyorsak onları bir kağıda yazmalıyız. şöyle güzel insan, biz şimdi mesela bir şey düşünüyoruz, mesela zenginliği düşünüyoruz. Düşündüğümüz için bu görünmeyen bir şey, hayal diye bir şey. Sonra ben o zenginliği yazdım ya, kelime olarak. Yazdığım zaman o hayali maddeleştirmiş oluyorum, dünyaya getirmiş oluyorum.
Onun için Nerim'in yazılan şeylerin gerçekleşme gibi bir özelliği vardır. Evet hocam. Söz uçar ama yazı her zaman kalır ve Evet. helallaşır diyorsunuz yani. Hocam biri yazmış ki bir soru yazmış. Ben diyor arzularımı birilerine söyledik de o gerçekleşmiyor. O zaman söyleme. Çok iyi hocam. Gerçekten. Çünkü şöyle güzel insan. Baştan beri diyoruz ya, neye inanırsa o gerçek olur. Ben birilerine hayallerimi söylediğim zaman gerçekleşmiyor değil. Ben birine söylediğim zaman gerçekleşmediğine inandığım için gerçekleşmiyor. Neye Evet. inanırsam o olur bu hayatta. Hocam belki de onlar karşıdan bir onay almak için onu söylüyorlar. Mesela ben Paris'e gideceğimi, onların kalpleri ya ben acaba gidebileceğim mi diye belki karşıdakinden bir onaylama almak için belki de soruyorlar. Bunun için de Evet. sordukları anda karşı tarafı onaylamadık da o arzuları realleşmiyor. Evet. Doğru, güzel insan. Yani işte bizde şöyle bize düşen şey, Nermin senin gibi benim gibi insana düşen şey, herkesi kucaklamak. Evet Herkes böyle karşımıza bir insan çıktığı zaman sanki bir onun kalbini bir, mesela çok insan incinmiştir değil mi? Çok hayal kırıklığına uğramış dostlarımız, arkadaşlarımız var. Sanki böyle her yayında onu hissediyorum Nermin. Sanki birileri elimde yangın çıkmış da benim söndürmem lazım. Ya da yangın çıkmış da o evin içinde bir çocuk var. Ben dalıp o evin içine o çocuğu evden çıkartmam lazım. Çünkü bizim geçen bir kadın görmüştüm 2 yıl önce. İşte bir şehri gidiyoruz, tamam mı? Hızlı trenle gidiyoruz. Trenden poşetin içinden bir şey çıkartıp atıyor. Poşetin içinden bir şey çıkartıp atıyor. Devam atıyorsun. Buradan Konya'ya gidiyorum. Ankara'dan Konya'ya gidiyorum. Sonra dayanamadım. Sonra dedim ki sen ne yapıyorsun? Dedi, devam edelim, çantamdan bir şey atıyorsun. Dedi ki ben çantamla daima gül tohumları taşırım ve gittiğim her yere gül tohumları atarım. ne Bize düşen kadar şey güzel bir şey hocam, ne kadar güzel. işte bize düşen şey devamlı böyle her gittiğimiz yere güzellik sunmak, mutlu etmek, kalplere dokunmak ve hayal satmıyoruz. Gerçekten zengin olmanın gerçek formüllerini söylüyoruz. Evet hocam. Ve bana arkadaşlar şey dedi, hocam dedi, bu zenginin şifresinden sonra hayatı değişenleri işte onlarla alakalı, onlar bir şeyler anlatsa, reklam olsa, ya dedi ki utanırım ben ondan. Ama sonra dedim ki tamam, birkaç kişi misafir alalım. Yani o zenginliğin şifresini, çünkü güzel insan, mesela şöyle düşün, sen şimdi Bakü'desin ya, Bakü'deki insanların %90'ı kanser olsa sen nasıl rahat edebilirsin? Olduğun toplumdaki herkes zenginse sen de zengin olsun. O zaman rahat edersin yani. Dolayısıyla bize düşen şey de herkesi hep beraber güzelliğe, hep beraber mutluluğa, hep beraber neşeye taşımak. Ve senin böyle frekansının çok yüksek olması, hep tebessüm ediyor olman enfes bir şey. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim hocam. O sizin enerjinizden. Yani yayın boyunca zaten söylemiyor musunuz bunu? Ne veriyoruz onu alıyoruz. Siz de bana çok büyük enerjiler verdiniz hocam ondan. Siz öyle görüyorsunuz. Onun için öyle güzel görünüyorum. Evet, güzel insan. Yavaş yavaş vedalaşalım mı? Evet hocam. Yani sanki Arkadaşlarımız biraz saat geç olmuş olabilir. bize teşekkürlerini yazıyorlar. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Bu kadar kıymetli bir vaktinizi bizlere ayırdınız. Her şeyden önce enerjinizi, sevginizi, bilgilerinizi, yani emek verip öğrendiğiniz bilgileri hocam bizimle burada paylaştığınız için çok çok minnettarım size hocam. Bir dakika. Bunun için çok minnettarım hocam size. Çünkü bu bilgileri zaten arkadaşlarımız da biliyorlar ki kime sorsak hocam bir egodan bu bilgileri bize söylemezler. Ama ben bunu burada demek istiyorum hocam. Estağfurullah. Gönül bir rahatlığıyla bizimle her şeyi bölüştüğünüz için, hiçbir şeyi gizlemediğiniz için, her bir şeyi açık açıkça bize söylediğiniz için çok teşekkür ederim Halil Hoca. Yani dünyamızda, Türkiye'de, Azerbaycan için, herkes için iyi ki varsınız. İzleyicilerimiz de iyi ki varlar hocam. Güzel insan, ben de sen davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Hem sana hem senin şahsında tüm Azerbaycan'daki kardeşlerimize sevgimi ve saygımı yolluyorum. Ve buradaki tüm güzel dostlara diyorum ki, güzel dostlar, beni sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin.
Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile kalın diyorum. Kabul ediyoruz hocam. Sizleri çok seviyoruz. Aynı şekilde güzel insan. Görüşmek üzere.